Terziler geldiler, kırılmış büyük şeylere benzeyen şeylerle, daha çok koyu renklere ve daha çok ilişkilere, bir kenti korkutan ve utandıran şeylerle, yaşam değil mi yani? Kumaşlar bulundu ve uyuyan kediler okşandı, sonra sonsuz çalgısı sevinçsizliğin, çay içmeye gidenler vardı akşamüstü, parklara gidenler de, duruma uymak kısaltıyordu günlerini artmayan, eksilmeyen bir hüzünle. Yorgun ve solgundular. Kumaşları buldular. Kenti doldurdular. O çelenk 10.000 yıllıktı, taşıyıp getirdiler. Ölülerini gömmüşlerdi. Kalabalıktılar. Tozlarını silkmediler. Bütün caddeler boşaldı. Herkes yol verdi. Tanrı tanır kadınlar ve cumhuriyetçiler. Piyangocular, çiçek satan alanlar. Satın alanlar. Balıkçılar ağlarını, hareketlerini, ırıklarını, oltalarını, zokalarını, çevirmelerini ve kepçelerini topladılar. Sigaralarını yere atıp söndürdüler sigara içenler. Bir şeye vardı, ısınmaz kalın kumaşların altında. Kesip biçtiler, patron çıkardılar, karşılaştırdılar. Katlanılmaz bir uykunun sonunu getirip kesip biçtiler. Şarkılara başladılar ölmüş olan bir at için. Makaslarını bırakmadılar, bekleniyorlardı. Ey artık ölmüş olan at dediler. Ne güzeldi senin çılgınlığın, ne ulaşılırdı. Sen açardın, 33 bin at türünün tek kaynağıydın sen. Tüylerin kara parlaktı. Koşumların kokulu yağlarla ovulup parlatılan, nasıl yakışırdı sağrılarla ve göke. Göke bir ululuk katardı sonsuz biçimin. At, toynaklarını liflerle ovardık, senin karaya boyanırdı kosuşun, uyandırırdı bütün karaları ve denizleri, çılgın kişnemeni duyardık sonsuzun yanı başında, ne güzel gözlerin vardı kara at, binlerce kişi, çocuklar, kadınlar, erkekler, görkemli yahut darmadağın giysileriyle herkes, körler ve cüzdanlılar, bütün kutsal kitaplar, kalabalığı, ermişler, kalkarmışlar ve günahlılar, gebe kadınlar, vaaz edenler ve dondurmacılar ve at cambazları ve tecimenler ve kralcılar ve gemicilerle tanı tanımazlar ve tefeciler ve yalvaçlar. Ormanlardan ve kıyılardan ve kıraç yerlerden gelmiş senin mutlu ovanı doldurup haykırırlardı. Büyük sesler içinde sen geçerdin. Terziler geldiler. Bu güneşler odalarının dışındaydı artık. Herkes titrek ve sabırsız evlerinde gazeteler yazmadı. Dükkanlar dönemindeydik. Yüzlerce odalarda yüzlerce terziler pencerelerini kapadılar. Parmakları uzun, kuru solgun, yüzleri sararmış eski durmakların, yüz itik saat köstekleri, titrek ve sabırsız yorgun bacakları, her şeylerine yön veren durmuşlu da olur dediler. Beğenip gülümsediler. Bir kısmını atlıyorum. Terziler geldiler. Ateş ve kan getirmediler. Yüzünlerini kan ve ateşti ama. Hüzünleri kan ve ateşti ama uğultulu bir şey. Ekspresler garlarda kaldı. İlaçlar çıldırdılar. Kenti bir baştan bir başa dolaştım. Tıs yok. Bütün odalar dağıldılar. Sürahiler tozlu. Papuçlar kurumuş. Yerlerde kırpıntılar. Atlıyorum tekrar. Terziler geldiler. Durgunluktu. O dökük saçıp giyindikleri. Yarım kalmışlardı. Tamamlanmadılar. Toplu odalarını sevdiler. Ölümü hüzünle gelmişlerdi, ateşe tapardılar. Kent eşiklerindeydi, ağlayışını duydular. Kestiler, biçtiler, dikmediler ve gitmediler. İğnelerine itik geçirip beklediler.